Abartıldığını düşünmüyorum. Çünkü hani kadına şiddet, kadına gösterilen tepki, çalışmasına gösterilen tepki erkeklerdeki hani çok fazla. Sanmıyorum yani abartıldığını. Ölümler bu kadar fazlaysa yani abartıldığını düşünmüyorum. Gerçekten kötü. Hani erkeklerin de buna tepki göstermesi zaten çok kötü. Geçenlerde yine bir kadına şiddet olayı oldu. Yine tepki gösterildi ama hiçbir şey olmuyor ortada. Bunun sebebi zaten hani burayı yöneten, Türkiye'yi yöneten kişilerde diye düşünüyorum ben. Umarım şiddetler azalır. Umarım kadınlar rahat bir şekilde çalışır. Bu yani. Erkekler tarafından mı daha çok olduğunu düşündünüz? Yani şu an şöyle söyleyeyim, yani erkekler tarafından şu an Kadir Şeker olayında da belli olduğu gibi şu an kimse, yani kadına şiddet uygulandığı andan itibaren kimse yardım etmek istemiyor. Daha çok kameraya çekiliyor. Ne bileyim, tepki göstermiyorlar. Bu olaylar yani bilmiyorum. Yani haberlerde görüyoruz, erkeklerin hiçbir şey yaptığı yok. Genelde olan kadın oluyor. Kimse de bunun yüzden sokağa çıkmak istemiyor, dar giymek istemiyor yani. Bilmiyorum, toplum olarak çok karşı çıkıyoruz yani bu duruma. Olmasa mutlu olurdum ama var. Yani böyle. Abartılmıyor. Kadına şiddet son zamanlarda daha da arttı. Bu son 2 yıl içerisinde daha da arttığını düşünüyorum. Hiç abartısı yok. Gerçekten her gün 4-5 kadın darp ediliyor. Abartı yok. Gerçekten kadına şiddet çok fazla. Tamamen iktidara yaranmak. Başka bir şey değil. Yani gerçekleri görmezlikten gelmeye çalışıyor. Kendileri de biliyor da öyle olmadığını. Yaranmak için. Hayır, ben öyle düşünmüyorum. Ben kadınlarımızın daha çok öldürüldüğünü görüyorum. Yani sabahın programını seyrettim. Aynı gene yani kendi kendime dayanamadım, ağladım. Nedir bu kadınların çektiği bu kadar? Hep öldürürler, hep işkence, hep bir şeylere büküp atırlar. Yani çok zor. Vallahi ben de hiç anlam veremiyorum. Neden öyle söyleyebilir? Çünkü her gün kadın ölür, her gün kadın ölür. Öyle bir şey var mı ki? Başka bir izahı olamaz yani. Başka bir izahı olamaz. Kadınlarımız her gün işkence görürler.